Bayrama sayılı günler var. Kurban pazarları hareketli. Kurbanlık alışverişinde fiyatlar ve sıkı pazarlıklar kadar dikkat çeken bir başka konu daha var. Sahte paralar. Gerçeğiyle sahtesini ayırt edebilmek bazen çok zor olabiliyor. Hele ki böylesi alışverişlerde ama garanti sonuç veren yöntemler de var. Üst taraftaki gerçek, alttaki sahte. Vallahi hiç anlayamadık. Gerçek paranın sesi, sahte paranın sesi. Hiç ayırt edemezsiniz. İnandırıcı. İnşallah öyle bir şeye denk gelmeyiz. Kalpazanlar sahte paraları bayrama sayılı günler kala hayvan pazarında satıcılara vermeye çalışıyor. Peki satıcılar sahte parayı anlayabiliyor mu? Şimdi gelin bir deneme yapalım ve hep birlikte görelim. %50 lira sahte, %20 lira gerçek. Bakalım anlayabilecekler mi? Sahte. Nereye bak? Atatürk resmine. Görünüyor mu Atatürk? Gözükmüyor içeride. Normalde yapan arkadaş tecrübeli basmış. Bu da şüpheli. Bu sahte değil. Şunların üçü sahte. Hepsi sahte. Hepsi gerçek. İkisi de sahte. Bilemedim. 100 lira sahte, 200 lira orijinal. Olabilir. Mesela neye dikkat ediyorsunuz? Kağıdına. Bu 100 lira sahte. 50 lira gerçek. Sahteydi ve siz 50 liraya gerçek dediniz. Yani bir yıllık emeğimiz boşa gitmiş olacaktı. Bu bir tane sağlam, gerisi sahte abi. Evet. Sağlam 200. 150 lirayı size verselerdi siz gerçek diye alacak. Gerçek gibi abi. Ama? Sahte. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Bu kadar inceleme şansımız yok büyük paranın içinde. Bir anda değil de sıkıştırarak sahte parayı tüketiyorlar. Arkadaşımıza denk gelmişti. Onlarda da 100 liralarda sıkıntı olmuştu. Ama bilinmişti yani. Yüklü miktarda satış yapan insanların para sayma makinesi alması gerekiyor. Tedbir amaçlı makineyle sayacağız. Böyle bir imkanı yoksa sahte parayı ayıran kalemler. Güneşe tutuyorum, hepsi gerçek gibi duruyor. Şu bu çizdi. Bu da çizdi. Bu 200 lira çizmedi. Kalem çalışıyor. 50'inden 100 lira sahte. 20 lira çizilmedi, 200 lira da çizilmedi. Ben normalde şöyle baktığım zaman gerçek zannediyordum. Demek ki bunları denemek lazım. Atatürk portresi var, hologram ve reklam yok. Yani bu gelenekçi düşünceden ayırt etmek lazım. Sadece 200 lira üzerinden konuşmayalım. 50 liranın da yoğun bir sahtesi var. 100 liranın da yoğun bir sahtesi var ama kağıt kalitesini tutturuyorlar. Genelde bu tırtıklı yeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazan yerindeki tırtıklıyı hissetmesi lazım. Bu kabartı hissetmesi lazım. Buradan kendini zaten ele verir. Ben de kabartmalarına baktım. Ele değer, öyle anladım ben de. Şüphelendiği parayı en azından yan yana koyacaksınız. Aradaki farkları sezimleyerek biraz da tecrübe sahibi olabilirsiniz.